Meryo, bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Kendine bağlama. Pardon beyefendi. Partiye gelmiştim. Yalnız telefonunuzu bırakmak zorundasınız. Neden? Konsept böyle. Sosyalleşme partisi bu. O yüzden topluyoruz. Çıkışta alırsınız. Aha. Sosyalleşme partisi. Anacığım. İyi miyiz? Ne? İyi miyiz? Değiliz. Leyla gönderdi, değil mi? Evet. Sanki benim partilerde daha fazla eğlenirsin. Ay yeter ama ya. Senin ne işin var burada ayrıca? Bana bir soda limon verir misin? Ben de burada olmak istemiyorum ama mecburum, biliyorsun. Dayanamıyorum, ben tanışmaya gideceğim. Teşekkür ederim. Gazcığım. Hiç tanıştırmıyorsun Ateş Bey'le. Bir rahat bırakır mısınız? Ateş Bey. Merhaba. Arkadaşsınız galiba. Merhaba Ateş Bey. Murat. Merhaba. Siz de arkadaşsınız. Yeter ama. Çok sıkıldım. Eğlendin mi beni biraz? Merhaba Ateş Bey. Merhaba. İyi eğlenceler. Biraz oturacağım. Onur Bey, düşündüğün şey mi? Çocuklar, çocuklar sonunda. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Leyla. Hanım, siz de hoş geldiniz. İşte gözümüz yollarda kalınca heyecandan. Yani gören de çocukluktan beri tanışıyorsunuz zannedecek. Çok şakacısınız. İlter Bey, ben şimdi çocukları bıraktım. Ilgaz Hanım'ın yanına gitmem gerekiyor. Çünkü malum biliyorsunuz bir doğum günü partisi varmış ya. Yalnız kalmasın, başına bir şey gelir falan. Yanında olayım. Olur, ben çocuklarla alakadar olurum. Tamam. Barış Bey'di galiba, evet, değil mi? Doğru. Sanırım siz de Ilgaz Hanım'ın şoförüsünüz. Malum, o yüzden sizin de eşlik etmeniz gerekiyor. Efendim, çiftliğimizde pozisyonlar çok sık değişmekle beraber... Hala şoför olduğunuza göre, evet, gidebilirsiniz. Tamamdır, arabayı hazırlıyorum ben o zaman. Bekliyorum ben o zaman. Tamamdır efendim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Umut? Ya sana iki gün sabret, çocuklar sende kalacak demedim mi ben? Neden gönderdin? Tamam, hala bir sakin ol. Ben kimseyi bir yere göndermedim, kural koydum sadece. Ay sen Ateş Arcalı mısın ki kural koyuyorsun? Bak, çocuklar giderse şirket de gider elden, haberin olsun. Biliyorum hala. Biliyorum, tamam. Merak etme, ben halledeceğim. Zaten Ilgaz da bizim yanımızda. Bak, hemen şimdi hallediyoruz bu işi. Avukata haber ver, çiftliğe gidiyoruz. Çocukları almaya, hadi. Ah Umut ya. Hanzade. Ne işin var senin burada? Benim kocam bu şirkette yönetim kurulunda ya, unuttun herhalde. Aa, unutur muyum hiç? O kadar çok yer kaplıyor ki. Galiba bu sıralar biraz mutsuzluktan çok yiyor, değil mi? Ha? Cefadan değil şekerim, sefadan o. Füsuncuğum bu arada başın sağ olsun. Abim öleli. Hay yok. Sen ölmüşsün. Ben onu kastettim. Nasıl ya?
Ne demek bu şimdi? Yani şaka mı bu? Yani ben güleyim mi? Şirketten kovulmuşsun, ateş tutmamış seni. Bu senin için ölmekten beter herhalde. Bak, sana galiba dumanla geliyor haberler. Gördüğün gibi burası şirket. Ben de buradayım. Hı? Asistan olarak mı? Sen buna dönmek mi diyorsun? Bu ölmekten beter. Ama bak Caniko, üzülme. Üzülme, hepimiz zor zamanlardan geçtik. Ha ben bir ara havyar yemedim biliyor musun? Business class'larda uçamadım. Hep ekonomi class'larında falan uçtum. Ama bak geçiyor her şey. Evet evet ama geçiyor hadi. Biliyorum. Senin o zor zamanların. Ah Halit'in seni 39. hatta 40. aldatışları falandı değil mi? Doğru söylüyorsun. Ben atlattım da sen atlatabilecek misin bakalım? Ay bunlar senin elinden soyadını falan da almasın ha. Bak evlenemediğinle kalırsın bu yaşta. Ay. Bu ne ya? Ne işi var bunun burada? Of, rezil edecek beni. Hah, burası Barış. Ben gidiyorum, sen burada bekle tamam mı? Tamam, bekliyorum. Hadi bay bay. Tamam. Hanımefendi, doğum günü partisine mi geldiniz? Evet. Bu özel bir parti olduğu için telefonunuzu bırakmanız gerekiyor. Ha biliyorum, o yüzden de evde bıraktım. İsterseniz kontrol edebilirsiniz. Yok, iyi eğlenceler. Teşekkürler, kolay gelsin.